Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesini yaptık. Bu yayınımızda da altını, gümüşü, yurt dışı piyasaları şöyle bir gözden geçireceğiz. Ne var ne yok onları konuşmaya çalışacağız. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet ufak ufak başlayalım. Evvela gelecek hafta özellikle biraz daha veri bombardımanı gözlemleyeceğimizi söyleyebilirim. Gelecek hafta epey veriyle karşı karşıya olacağız. Bunu yakın takip etmemiz gerekecek. O nedenle piyasalar özelinde biraz yavaşlama beklediğimi bir iki gün önceki yayınlarımda anlattım. Özellikle altın ve gümüş cephesinde biraz fiyatların özellikle mesela gümüş için 32 32.70 33 dolarla 34.5 35 dolar arasında bir Denge bulma çabası içerisinde olmasını, altın tarafında 2.680 ile 2.760 dolar arasında biraz daha denge bulmasını, mesela bekleyebilirim. Biraz aşağı, biraz yukarı fiyat oynaklıklarını standart tolere edilebilir karşıl karşılayacağım söyleyebilirim. Evvela piyasaları biraz yükselttiler, şimdi biraz zikzaklar var ve bu zikzaklar devam ederken piyasaların genel nabzına baktığımda bir yavaşlama var. Hepsi verileri bekliyor aslında. O yüzden biraz daha zayıf ilerleyişler var. Hisse bazlı oynaklıkları saymıyorum. Mesela Tesla tarafında çok iyi bir hareketlilik oldu. Hisse bazlı o işler oluyor. Evet gelelim şöyle bir piyasaların nabzına ve ekonomik takvime. Ekonomik takvimde gelecek hafta itibariyle neler var? Daha çok benim gözüme çarpanlardan şöyle bir ufak ufak hızlıca bahsetmeye başlayalım. Biliyorsunuz bizde pazartesi günü borsa yarım gün daha sonrasında salı günde kapalı olacak tatil olacak. Bizim piyasalar tatil olacak. Onu da söylemiş olalım. Daha sonrasında şöyle bir başlayalım. Mesela salı günü neler var? Salı günü konut, konut endeksleri vesaire var. O çok önemli değil. 30 Ekim çarşambaya geliyorum. 30 Ekim çarşambaya baktığım zaman ABD tarafında kritik görebileceğim büyüme verileri var. Önemli verilerdir. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da konuştuktan sonra 31 Ekim Perşembe günü. ABD tarafında yine önemsediğim bir başka veri işsizlik başvuruları ve kişisel tüketim harcamaları var. Bu alternatif enflasyon verisi olarak da geçer. Alternatif enflasyon verisi olması dolayısıyla ki burada da artış bekleniyor. Burada eksi olarak artışlar varsa biz aslında enflasyon verisi tekrar bir yukarı yönlü hareketlenme gözlemleyeceğimizi konuşacağız. Enflasyon tarafı birazcık kafasını yukarıya doğru çevirirken faiz indirimleri tarafına doğru geçmiş olan FED tarafı ne yapacaktır? Adımlarını yavaşlatacaktır. Belki bekle göre geçecek. Bu tarz bir dengesizlik oluşması biraz da 2025 yılı için bir ekstra durgunluk beklentisini gündeme getirir. Onu da söyleyirim ama şimdilik ondan bahsetmeyeceğiz. O biraz daha ötelenmiş bir tablo. Seçimlere gidiyor ABD. Verilerde biraz daha orayı nitelikte gelmeye devam edecektir. Yani hem Perşembe günü 31 Ekim Perşembe hem de 1 Kasım Cuma tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranları verisi var. Bu da çok kıymetli olacak. Yani bir veri bombardımanın peş peşe geleceğini söyleyebiliriz. İşsizliğin belirli bir stabilizasyonda kalması bekleniyor. Tarım dışı istihdam beklentiler değişecektir ama burada ekstra olarak biraz da azalma gelmesi bekleniyor. Eğer beklentilerin çok üzerinde bir tablo gelirse, istihdam çok sıcaksa, işsizlik oranlarında da biraz daha gerileme oluyorsa, kişisel tüketim harcamaları da yukarı geliyorsa, FED 25 bas faiz indirimini yapar ama piyasalar tarafında ard arda bu tarz veriler alınması ilerleyen süreçlerde stres yaratır ama adamlar seçimini görmüş olur. Onu da söylemiş olalım. Yani seçime kadar bu piyasaları elinden geldiğince tutmayı da ve belirli bir hareket kalıbı içerisinde pozitif göstermeyi de başarmıştır deriz. Gelelim bunun fiyatlamalar üzerine katkısına. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi cephesinde 103.8 aşağı doğru gerilemedikçe en azından kısa vadedeki tablo bile yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu bir dip not olsun. Şu 103.8'lerin aşağısına doğru geriliyorsa kademe kademe şöyle aşağı doğru 102.7'lere doğru gerilemesini gözlemleyebiliriz. Şimdilik yakın takip edilebilir. Neden yakın takip edilebilir? Bir yandan da Euro dolar paritesi çok anlamlı noktalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Euro dolarda bakın şurada kritik 1.0765'ten bir atak yaptı. Anlattık buralardan tepki verebilir diye. Ama hala hazırda hala öyle çok güçlü bir tabudan bahsedemiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Şöyle bir Euro dolar tarafında arada önemli bir kritik denge bölgesi olan 1.09.10'a kadar hareketliliklerin teknik anlamda mümkün olabileceğini de ekstra olarak biz de ilave etmiş olalım. 1.09.10'a kadar bu euro tarafındaki hareketliliği de yapabilirler. Şuraya kadar 1.08.85, 1.09.10 buralara kadar standart şuradaki tepkinin o geçmişten gelen trendlerin ara trendlere doğru gelişi gözlemlenebilir. Japon yeni tarafı 152 bantları 152-153 bantı çok kritik bunu anlattım bakın o da buralarda beklemeye devam ediyor. Gelecek haftayı yakın takip edeceğim o yüzden. Bütün bunları değerlendirdikten sonra belki gelecek haftada hani biraz daha dengesizlik oluşabilir. Hani ekstra veri setleri hani biraz daha durgunluk işareti veren ve faiz indirimini destekler tarzda olur. O zaman biz gelecek adına faiz indirimleri konusunda biraz daha elinin açık olduğunu görürüz Fed'in ve burada piyasalar bu kritik sınırlardan aşağı doğru gelir diye bakarız ama şimdilik takip edilesin. Evet bu araları değerlendirdikten sonra gelelim MTA cephesine bunların katkılarına. Geride bıraktığımız günlerde Palladium'dan da bahsediyordum. Palladium tarafı hızını arttırmaya devam ediyor. 1123'ler üzerinde şu 1254 liraya kadar 1254 dolara kadar lira diyorum. Evet şöyle bir oraya kadar ilk etapta hareketin devam etmesi mümkün güzel uzun zamandır bir taban yapmış. Biraz daha hatta o hareket belki kalıbını arttırabilir ama evvela bir adam adım takip edelim. 1245 lira kadar geldikten sonra bir tekrar konuşuruz. Eğer oraların üzerine doğru yerleşmeler geliyorsa 1500 doğru hareketin devam ettiğini konuşuruz. 1245 ilk önemli bölge olacak. 1200'de ben yayınımı yaparken. Evet platin tarafı. Platin tarafına da şöyle bir bakalım. Bütün emtiyaları bir gözden geçirmiş olalım. Platin tarafına baktığınız zaman şurası değerli diyorduk. Şu ara bölge. 1050 dolar. 1050 dolarlar üzerine atabilirse platin tarafında da biraz daha hareketliliklerin 1100 dolara hatta şöyle biraz daha üst bantlarda şuradaki arabanlarda 1109 1000 1109 1140 bantlarına doğru hareket etmesi muhtemel olabilir. Bunda bir dip olarak geçmiş olalım. 976 dolar önemli bir destek bandı olmaya devam edecektir. Gelelim S&P 500 cephesine. S&P 500'de neler oluyor? Orası da yine bahsettiğim o yavaşlamadan nasibini alanlardan piyasa birazcık yavaşlıyor. Öyle büyük çöküş vesaire böyle şeyler beklemiyorum. 5770 kısa vade değerli. Yine ekstra olarak 5870 5880 seviyeleri de kısa vade direnç rolünde. Buraların üzerine olası yerleşimlerde devam ederiz. 6000 6.300'lere 6300 lira doğru devam ederiz. Yakın takip edeceğiz. 5770 kısa vadeli yakın takip attım. Ana takip attım. 5600 675.680'de. Onu da söylemiş olalım. Gelelim şöyle bir Dow Jones'a ve Nasdaq'a da hızlıca bir bakalım altına gümüşe biraz daha detaylı girişelim. MTA cephesine biraz daha çeşitli bakmaya çalışıyorum. Dow Jones birazcık boynunu aşağı doğru büktü. Dow Jones birazcık stres yaratıyor. Çünkü o çok ekstra bir bölgeye kadar geldi. Bakın şu 43.400'lere kadar geldi. Orası biraz boynunu büktü. Şu 43.600-43.400 aşağısında kaldıkça yönünü 41.700 hatta 41.400'e kadar yeniden indirebilir. Özellikle bir 42.600'ler üzerine yeniden yerleşmeli ki birazcık pozitif güzel bir haftalık kapanış yapsın. 42.638 42.640 değerli bir band olacaktır diyelim. Altın gümüş cephesinde yavaşlama bekliyoruz dedik. Bu yavaşlama düşüş anlamına gelmesin. Sadece hani belirli bir hareket kalıbı içerisinde hareket etti piyasa. Şimdi onun birazcık sindirmesi olabilir. Kısa vadeli çok yakın takip ediyorsanız 2715 dolar ve 2700 dolarla takip edebilirsiniz. Direnç babında da 2760 dolar ve şuradaki üst band olası yeni atak hareketlerde Şuraya bakıyorum. 2780'lere tekabül ediyor. Oraya kadar hareketler standart kabul edilebilir. Onu da söylemiş olalım. Evet. Gümüş cephesine de bakalım. Gümüş cephesinde neler var? Altını, gümüşü genel anlamıyla ana resimde içinde bulunduğumuz jeopolitik ortam, para politikaları ekseninde değerlendirdiğim zaman bunlar da pozitifim arkadaşlar. Bunu da daha evvel söylemiştim. Tekrar söylemiş olayım. Evet. Gelelim gümüş cephesine. 33 dolar 98 sentte ben yayınımı hazırlarken 32.90 33 dolarlara takip edilebilir. Burada da yavaşlamanın devam etmesini bekliyorum. 33.95 34 bir ara direnç bölgesi olmaya devam edecek. Kritik sınırsa 30 şöyle bakıyorum. Bakın şurada güzel bir ikili tepede oluşmuş. 34.88, 35.60 bu bantlar zaten tehlikeli. Daha önceki ilk ana ilk hedef bölgelerimiz şu 34.80, 35.60 arasındaki banttı daha böyle agresif hareketlerle mesela onaya gelir 32-40'lara buradan kalkıyorsa bu sefer 35-60 ve 38 bandına doğru hareket olarak takip ederim. O yüzden yakın takip edeceğim. Bu ürünlerde ana, ana perspektifte hiçbir negatifliğim yok onu da söyleyeyim. Ağustos ayı itibariyle genel trend eğilimleri güçlüdür. 30,5 dolar üzerinde ana resimde kaldıkça yine çok güçlüdür. Bakın hani her düşüş diplerini de yükselterek hareket etmiş. 31.80 ise ana trend dibi olarak takip edilebilir. Ama dediğim gibi aşağı gelişleri ben değerlendirme imkanı olarak okurum. O da bir dipnot olsun. Evet altın, gümüş genel resim itibariyle böyle çok ekstra lafa söze gerek yok. Biraz yavaşlamalar gözlemleyebiliriz. 1 Kasım ve 31 Ekim Perşembe 1 Kasım kritik olacak. Oradaki veri akışlarını takip edeceğiz ve oraya göre bir piyasa dizaynının yapılacağını söyleyebilirim. Bakalım seçimlere doğru giderken piyasa birazcık boynunu yukarıya doğru kaldıracak mı? Veyahut da seçim öncesinde bir miktar piyasaların gardını aşağı doğru düşürüp seçimlere paralel olarak belirsizliği masadan kalkması faiz indirimleri derken piyasa yukarıya doğru mu kalkacak? Senaryoyu gelecek hafta oturtmak daha sağlıklı olacak. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.